Arkadaşlar merhaba. Önceki örneklerimizde ikinci aya 100 lira nakitle girdik. Örneğimize göre de ikinci ay 200 lira harcamıştık. İkinci ayın sonunda cari hesabımız 100 lira ekside olarak görünüyordu. Bu biraz gerçek dışı çünkü konuyu biraz basit tuttum ve bu da bizim cari hesabımızın eksi olmasına izin verdi. Fakat genelde cari hesabı ekside görmezsiniz. Eksi cari hesabınız olması ve iş yapmaya devam edebilmeniz aslında birilerinin size ödünç para verdiği anlamına gelir. Örneğimizi biraz gerçekçi yapmak için ikinci ayın sonunda 100 liranız olduğu bir duruma hayal edelim şimdi. Etkinliğini düzenlediğiniz kişi size gelecek aya kadar ödeme yapamayacak ve siz de malları satın aldığınız kişilere bakın bir müşterim var ve iş yapıyorum ve sadece 100 lira param var, bir etkinlik düzenleyeceğim. Size bu ay için 100 lira ödeyeyim, gelecek ayda kalan 100 lirayı öderim diyorsunuz. Ve anlaşıyorsunuz. Böylece ikinci aya cari işlem açısından 200 lira harcamak yerine aslında 100 lira harcamış oluyorsunuz. Sonrasında 3. ayda 100 lira harcama yapacaksınız ve bu sizin için cari işlemlerdeki rakamlarınızı değiştirecek. Şu eksi 100 olacak, şu da 500 lira. Fakat daha önemli olan bunun alacaklar hesabında nasıl gösterileceğidir. Satıcılarınıza, siz bana 200 liralık mal verdiniz ama ben size 100 lira ödeyeceğim demiş olmanız, alacaklar hesabını 100 lira artırdığınız anlamına gelir. Şuradaki borçlar bölümünü artırdınız. Şimdi alacaklar hesabını ekleyelim. Sadece dönem A yazacağım. Her şeyde yazmam gerekmiyor aslında. Evet, alacaklar hesabı. Döneme girerken alacaklar hesabınızda bir şey yoktu fakat şimdi satıcılarınızdan 100 liralık ödünç mal aldığınız için ödeme zamanınızı erteliyorsunuz. Şimdi 100 liralık bir alacak hesabınız var. Bütün bu işlemleri burada göstermeyeceğim fakat bütün bu durumun gelir beyannamesi ve bilançoyu nasıl etkileyeceğini görelim istiyorum. Şurada başka bir borcunuz var. Alacaklar hesabı borçlar kısmında. 100 liralık bir alacaklar hesabınız var. Pardon arkadaşlar, bu noktada alacaklar hesabı olmamalıydı. Buraya yazmayacaktım. Evet, sonra ay sonunda alacaklar hesabımız 100 lira. Satıcılara 100 lira borcumuz var ve nakdimiz 0. Dikkat edin, bu öz kaynaklarınızı değiştirmiyor. Aslına bakarsanız 100 lira nakdi ve 100 lira da borçlara ekledik. Bunlar birbirlerini götürürler. Şuraya bakarsanız tüm varlıklar 400 lira. 400 lira eksi 100 lira borç öz kaynağımızı 300 lira yapar. Fakat hesap mutabakatımız açısından 100 lira nakitten 0 liraya gideceksiniz. Eksiye geçmemize izin vermiyoruz. Bunu yapabilmemizin nedeni nakit kaynağımızın olmasıdır. Şunu sileyim ve buraya bir çizgi çizeyim. Buna bağlı olarak alacaklar hesabımız arttı diyebiliriz. Bu da nakit kaynağı. Anlaşılır olmayabilir, borcumuzu artırıyoruz fakat bu nakit kaynağı olarak geçiyor çünkü kendi nakdimizi kullanmamız gerekmiyor. Alacaklar hesabımızı artırmak kendi nakdimizi kullanmama fırsatı veriyor bize. Dolayısıyla 100 liralık bir alacaklar hesabımız var, bu bir nakit kaynağı. Faaliyetler sonucunda nakdimiz 200 lira net gelir, eksi 400, eksi 100, burası eksi 100. 100 lirayla başladınız ve 100 lira kullandınız, nihai durumda cari hesap 0 görünüyor ve zaten bu da olması gereken şey.